kuzu sarmanın malzemeleri 2 kilo kuzu budu. Açtırdım ben kasapta. 200 gram dolmalık fıstık, 2 tane defne yaprağı, 3 tane sarımsak ince doğranmış, yarım kilo mantar, limonlu su tuzla beraber olmak için, yarım fincan sıvı yağ, tuz, karabiber, 50 gram kaşar, 1 çorba kaşığı tereyağı, 250 gram ıspanak, bağlamak için ısıya dayanıklı ip ve limon rendelemek için. Şimdi yapım aşamasına başlıyoruz. Ocağımıza tenceremi aldım. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Tereyağını ilave ediyorum. Dolmalık fıstıkları kavuruyorum. Mantarlarımızı ilave edeceğiz. Dolmalık fıstıklarımız kavruldu. Ardından mantarlarımız da kavruldu. Şimdi ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ispanak hemen öleceği için hemen bir karıştırıp akabinde kaşarı ilave edeceğim. Ve kuzu sarmaya geçeceğim. Kaşarını da ilave edip kuzumu saracağım şimdi. Kuzumu alıyorum. Bu arada kuzunun hem butunu, hem kolunu, hem de döşünü kullanabilirsiniz. Sadece kasabınıza sarma kuzu yapacağımızı söyleyeyim. Ben limonlu tuzla etimi ovuyorum ki daha lezzetli olsun. Akabinde sarımsakları da ovacağım. Sarımsakları da ovma nedenim lezzetleri içine iyice geçsin. Ben bunu sadece fırında yapacağım. Dilerseniz siz tencerede tereyağında hafif kızartıp daha sonrasında tepsiye alarak o kızarttığınız tencerede de sebzelerle sos yapabilirsiniz. Sebzeleri kaynatıp blenderdan çekip ekstra et sosu yapabilirsiniz. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Karabiber. 2 tane defne yaprağımı ilave ediyorum. Ve limonun rendesini. Bunu yapmamdaki amaç da kuzunun ağır kokusunu almak. Şimdi içimi sarmaya başlayabilirim. Sonrasında da kuzumu bağlayacağım. Rahat kızarabilmesi için. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Ortalama bir 25 dakika kadar kuzumun üstü kızaracak. Sonrasında çıkartıp üstünü kapalı bir şekilde pişireceğim. Kuzuyu sardım. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırınıma atıyorum. Bir 25 dakika kadar üstü kızaracak. Kuzu sarmamı 25 dakika kadar 180 derecelik fırında üstünü kızarttım. Sonra tepsimden borcamı aldım. Üzerini katlayıp tekrar fırına vereceğim. Bu arada alüminyum folyo çok zararlı olduğu için yağlı kağıt da bu şekilde tam istediğim gibi randıman vermediği için ıslayarak hem etimi yumuşak tutacaktır. Bu gerçekten çok güzel bir püf noktasıdır bu arada. Bu şekilde fırınıma atacağım. Aşağı yukarı 1 saatten fazla yine pişmeye bırakacağım. Sonrasında sunum aşamasına geçeceğiz. Kuzu sarmamız pişti. Ortalama 1,5 saat kadar iyice pişti. Şimdi kuzu sarmamı tahtama alıyorum. Bağladığım iplerini kesiyorum. Ve dilimliyorum. Bu arada ben garnitür olarak
domatesli ve sade pilav yapmıştım. Onu da kalp kalıbıma koydum. Biraz da kuzunun etimin üzerine ilave ediyorum. Kuzu sarmamız hazır. Afiyet olsun.